Efendim kendisi son dönemin en aklı başında aktrislerinden bir tanesi. Hazal Subaşı. Tam adını koyacaktı ki bir umut yeter diyerek başka bir diziye yelken açtı. Güzellik yarışmasıyla hayatı değişen ünlü oyuncu umuda ne zaman tutunur ne zaman onu bırakır anlatmak üzere bu gece konuğumuz oluyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Hazal'cığım hoş geldin. Umut falan dedi sevgili Ozan Konak. Teşekkür ediyorum. Gayet de güzel sundu kendisi. Umutlu bir kız mısındır? Yani umut eder misin? Umutluyum evet. Şanslı olduğuma çok inanırım. Hmm. Çok umut ederim. İstediğim şey için çok kendi kendime düşünürüm, çabalarım. Hani umutluyumdur. Önce genelde. Umut ederek başlarım. Ondan evet. Sonra çabalarım. Sonra istediğin olur mu? Genelde olur ama yani hem dediğim gibi çabaladığım için hem de biraz şanslı olduğumu düşünüyorum. Anladım. Çünkü reklamcılık okuyordun. Sen reklamcılıktan evet. Oyunculuğa. Hmm. O nasıl oldu o hikaye? O hikaye aslında Mr. Hercule oldu. Yani okurken işte yarışmaya katıldım. Yarışmada işte derece aldım. 2015'te 3. seçildim. Ondan sonra işte çalışmaya başladım. Aslında okurken devam ediyordum ama teklifler oldu. İşte değerlendirmek istedik falan filan. Adını sen koyla başladım sonra. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu üçüncü seçilme psikolojisini çok merak ederim ben yani. Önünde birinci var, ikinci var, üçüncüsün. Ne hissediyorsun tam o anda? Aslında şöyle ilk dörtten seçmeye başlıyorlar. O çok daha pis bir şey olmalı. Yani dördüncü çıkıyor, sonra üçüncü, sonra iki, sonra bir diye gidiyor. Hmm. O yüzden o anda ikinci misin, birinci misin hiç umurumda. Onları hiç düşünmüyorsun. Düşünmüyorsun. Hani o an bir derece aldın ve o çok önemli senin için. Ya peki dört çıkınca ah ya kaçırdım galiba dediğin oldu mu? Hiç, olmadı kimsenin ya. Kimsenin olduğunu sanmıyorum. Öyle mi? Herkes bekliyor birinciliği. Yani herkes aslında... bir başarı sonuçta 3'te başarı 4'te 2'de hani o anda kimse niye birinci olmadım diye düşünecek bir psikolojide olamıyor bence. Oraya katılmak da bir başarı zaten değil mi yani o cesaret istemiş. Yani bir cesaret sonuçta. Nasıl geldi aklına? Yakın bir arkadaşım. Bu arkadaşlar çok ne feci ya bu öyle yakın arkadaşlar. Gazla babam gazla. Bunu hatta konuşmuştuk daha önce. Selin diye yakın bir arkadaşım çok meraklıydı böyle şeylere. Annem de çok meraklıdır. Ben açıkçası çok meraklı değildim. Selin kendisi katılsaydı ya o niye katılmamış? Selin o ışığı bende gördü galiba bilmiyorum. Güzel. Onda da jüri ışığı varmış. Evet evet aynen. Hı-hı. Öyle ondan sonra konuştuk ettik. Bayağı bir yıl bunun muhabbeti döndü. Onun üstüne son gece hatta gece 3 müydü neydi ben dışarıdan geldim. Bir baktım Selin evde laptopta bir şeyler yapıyor falan. Azaldı başvuruyoruz artık son günmüş bugün falan. Son gün başvurunca da ertesi gün direkt aradılar internet elemesini geçtiniz diye. Yani çok ani oldu son gün başvurduğumuz için. Sonra İstanbul'a gittim. Sonra kampa kaldım ilk 20'ye. Sonra da işte yarışma günü. Kamp günleri ne yapıyorlar? Kamp günleri aslında çok keyifli geçiyor. Değil yani mi? Böyle 23 kızla başladık. İstanbul'da işte bir otelde bir kamp alınıyor. İşte yemekler her şey ona göre bir diyet sistemi. Ha. İşte bir koreografi oluyor yarışma günü için. Dans bizim sokak dansıydı o zamanki konsept. Biraz daha rahatmışsınız. Düşünsene başta çıktığını. Tabii en azından topuklu giymedik hep onu düşündük çünkü herkes ilk defa sahneye çıkıyor ve belki de ilk defa dans eden çok kişi var orada falan. Ama çok keyifli geçiyor yani çok eğlenceli 20 kızın olduğu bir yer yani. Hani aslında... Böyle şey düşündün mü ya? Ya Allah'ım nasıl bir gaza geldim keşke yapmasaydım bunu dediğin anda oldu mu kampta özellikle? Futbolcuların genelde olurdu ya. Ya şöyle ben çıksak. Onu şeyde yaşadım şimdi ben hiç bu şekilde bir beklentiyle girmediğim için... Hani tamam gideyim İstanbul'a da gideyim elemeye girerim. İşte orada şeyi düşünüyordum da çıkınca ne yiyeceğim çok acıktım falan diye düşünüyorum. O sırada. Survivor'a katılmış gibi. Ondan sonra bir anda ilk 20'ye kalıp o kampa girince ne olduğumu şaşırdım ilk başta. Hani dediğim gibi çünkü aslında o kadar da hani bunu düşünerek gitmemiştim. Tabii yani hiç hazırlamamışsın kendini. Hiç hazırlamamıştım yani. Kendim. Bir anda o kampa kalınca o otelde kalınca çünkü o andan itibaren hiçbir yere çıkamıyorsun. İlk 20'ye kaldıysan kaldın orada yani. Geçmiş. O bende biraz stres yarattı bir iki saat falan ama sonra alıştım tabii keyifliydi. Yani. Ne kadar sürdü o kamp süreci kaç gün? Galiba 20 gün falan. 20 gün ya az buz da değil ya. Evet. İnsan hayatından 20 gün alıyor ve düşünsene biri 23. oluyor. Mesela en kötü bir şey ya. Ha, hakikaten. Ya 20 günüm gitti bana geri verindi. Peki o tabii böyle bir dönem açıkçası güzellik yarışmaları dizi sektörü içinde, film sektörü içinde daha doğrusu aktristlik için bir şey oldu. İstihdam yazan bir kanal oldu. Aklında var mıydı oyunculuk? Yani çok uzak olduğum bir şey değildi. Hani genelde böyle takip ederdim. Hep film izlemeyi çok severdim. Hani biraz da aslında iletişim fakültesinde okumamın da getirdiği bir ilgi şeyi vardı.
Ama hani kendim yaparım. Yani aslında hep arkasında olacağımı düşünmüştüm açık söyleyeyim. Kabin arkasında. Evet, mesela set arkasında çalışmayı çok isterdim. İşte defilelerde arka taraf. Hani hep böyle bir düşüncem vardı aslında. O konuda uzak değildim ama hiç önüne geçeceğimi aslında düşünmemiştim. Ha, sen bayağı sanat tarafında çalışmak istiyordun evet, yani. Evet evet, ben böyle koşturayım edeyim rejisel şeyler falan hep öyleydi yani. Onlar da çok koşturuyorlar ya. Dert o. Evet evet, ama mesela çalışırken bile hala benim hoşuma gidiyor. Hatta dalga geçiyorum ekipteki arkadaşlarla falan. İşte içimde bir reji var falan diye böyle. Ama işte kısmet böyleydi. Denemek için çok geç değil aslında. Değil Reş değil evet, olabilir için. Tabii ki olabilir. O da bir şey, çünkü hani iyi kadın yönetmen mesela, hani bekleriz biz. Çok iyileri var. Hı-hı. Onların yanına bir tane daha eklenirse beklenirse böyle elim ayağım titredi geldi. Peki ilk gelen şey dizi teklifi hangisiydi? Direkt adını sen koyla mı başladı? Birkaç tane daha gelmişti, şimdi çok net hatırlamıyorum. Aha. Çünkü o dönem dediğim gibi çok daha hakim değildim yani bu konulara. Yani şey miydi yani, açıp tekst okuyor muydun yoksa? Yok yok. Ha, yani. Başka, yani seçim için başka kriterler. Yok, deneme var. Çekimleri geliyordu işte ha. Bir dizi için. Bir audition yapalım sizinle. Ha, auditionlar geliyordu Hı-hı. falan. Bayağı bir audition'a giriyordum o dönem. Audition ne olduğunu bile bilmiyordum hatta en başta. Ondan sonra işte adını sen koydun en son okeylenince. Günlük bir diziyle başlamak aslında bir yandan hem bir risk hem de bir şekilde cesaret anladığım kadarıyla. Neden bir günlük dizi oldu? Niye öyle başlamak istedin? Şöyle, aslında dediğim gibi o zaman da bunun farkında değilim. Aslında günlük dizinin... Günlük olduğunu farkında değilim. Yok, farkındayım. Bana haftalık demişler. Hayır, bu kadar hani nasıl diyeyim cesaret isteyecek bir şey olduğunu da farkında değilim. Çünkü hiçbir fikrin olmayan bir şeyle ilgili aslında cahil cesaret derler ya, belki de öyle oldu. Hmm. Belki de daha bilinçli olsaydım korkabilirdim. Hani olabilirdi, şimdi bilmiyorum açıkçası. Ama çok iyi oldu. Çünkü büyük bir tecrübe gerçekten. Hani çünkü hiçbir şey bilmeden girdim. Hani tekniği öğreniyorsun, rejiyi öğreniyorsun, yönetmen, senaryo. Hani her şeyi bir anda öğrenmek zorunda kaldık. ve bu aslında çok iyi bir şeymiş. Sonradan anlıyoruz tabii ki. O yüzden iyi ki olmuş. Her gün yeni bir KPSS sınavına girer gibi hissediyorsun evet, sen evet. kendisini. Değil mi? Çünkü ertesi günü ya sınav sonucunu alıyorsun ya da karneyi alıyorsun. Aynen. Enteresan bir şey. Peki oradan bir ayrılış, bir kopuş süreci oldu. Çok mu yoruldun? Şöyle yani zaten hani... Onun çok tam adını koyamadık yani, adını sen koy diye direkt izleyiciye bıraktın işin o kısmını. Evet yani zaten 365 bölüm hani aslında 50. bölümde çıkmış değilim sonuçta, hani 2 yıl boyunca orada kaldım. İlk yıl farklı kanal, ikinci yıl farklı kanal, ekip aslında değişimleri. Aslında apayrı pazarlar falan. Doğru diyorsun. Evet yani. Evet yani biraz aslında şey hissetmeye başladım. İşte dediğimiz gibi bugünlük dizinin sirkülasyonu çok fazla olduğu için. Hani sonuçta ben bir şey için çabaladım. Evet bu dizi sayesinde bir tecrübe edindim, bir şey ama bir süre sonra kendimi çok robotlaşıyor gibi hissettim açıkçası o 2 yılın sonunda. Ve bu sefer geri gittiğini düşündüm. Öğrendiğim yani her şeyin. Yani rutine binince aktristlik de biraz geriye doğru mu salmaya başladı? Bence öyle. İşin sanat tarafı. Bu sefer dedim ki ben hiçbir şey bilmiyordum ve ilk başlarda gerçekten çok zorlandım. ve bir şey için çabaladım, bir şeyi aştım. Sonra da geri gitmek istemedim açıkçası. Ve dedim ki zaten 365 bölüm buradaydım. ve belki de bu karar doğru. Yani aslında biraz çok da net değildim açıkçası Anladım. İlk karar verirken ama şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum. Senin kararın olması daha cesaret gerektiren bir şey. Çünkü hani hakikaten şimdi normal koşullarda bakarsak dizilerin geldiği duruma çok hızlı bir şey var. Dönüşüm var. Evet. Ve çok hızlı eritiyor artık şeyler, değirmen. Dolayısıyla hani garanti diye bakan garanti olabilecek bir iş. Ayrılıyorsun, o acayip bir cesaret istiyor. Peki yani tamam, benim buradaki vaktim doldu, artık başka bir yerde başka bir masala başka bir hikaye anlatmalıyım. Duygusuna nasıl geçiş oldu, hemen olabildi mi? Yani hemen olmadı, dediğim gibi o dönem çok şey düşündüm aynı anda yani. Hani bu direkt karar verilecek dediğim gibi zor bir şey. Tüm bu işlere bırakayım reklamcılığa geliyorum falan ya. Yani başka bir şey oynamak istedim. Yani bu aslında günlük olması işte o bu değil yani. Başka bir şey oynamak istedim artık. Hani o Zehra karakterinden biraz sıyrılmak istedim açıkçası. Çünkü 365 bölüm çok fazla aslında. 2 yıl diye bakıyoruz ama çok. O yüzden yani şu an gerçekten memnunum. Verdiğim kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Zehra zaman zaman seni ziyarete geliyor mu? Zehra. Çünkü hani... Sen ve Zehra çok içe girdiniz herhalde. Evet, ilk başta oldu tabii oldu ki mu? O tabii oldu. Dur bir dakika Zehra, bir dakika. Benim normal hayatta arkadaşlarım şey diyordu, Azal çok sakinleşmişsin çok diye, hani böyle normal hayatta bile oldu yani. Oldu ya, normalleştirdin seni. Tabii. Peki sonra Bir Umut Yeter'de başrol. Başrol yani hani hala ben duyunca böyle tir tir istediğim bir şey başrol. Yani böyle başrol geldi deyince ne oluyor, ne hissediyorsun? Haydi, ya şöyle, aslında bu Elif karakteri yani ben çok beğenerek ve çok severek girdim açık söyleyeyim. Yani çok güzel bir roldü.
çok değişimleri vardı. Yaşadığı şeyler zordu falan. Yani gerçekten çok severek girdim bu role. İyi ki de girmişim. Çok güzel bir ekiple çalıştım. Çok iyi bir yapımla çalıştım. Çok iyi yönetmenlerle çalıştım. Oyuncu arkadaşlarım hepsini çok seviyorum. Yani çok iyi oldu benim için. Gerçekten çok mutluyum yani. Bir Umut Yeter'de çalıştığım için. Elif'i canlandırdığım için. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani Elif de eyvallah. Yani Elif bir Zehra kadar şey yapamadı. Uzun yaşayamadı. Evet. Öyle diyelim. Dizi bana göre biraz erken bitti. Bu işlerde artık şeyler çok daha değişik, kriterler. Yayına giriş tarihi, yayın günü, yayın saati vesaire bilmem ne, kanalı. Her şeyin üst üste ve çok iyi gelmesi gerekiyor. Artık ne bileyim, bundan sonraki işlerde kriterlerin ne olacak, seçim şeylerin ne olacak? Yani aslında evet, göz önünde bulundurması gereken çok şey var dediğiniz gibi. Bazen neye bağlı olduğunu bile hiç anlamadan bitiyor. Aslında sokağa çıkıyorsun. Evet, herkes seni izliyor ama yani karneye bakıyorsun. Ah, nerede bu insanlar? Evet evet. Yani değişik bir şey dediniz gibi ama ben bunu şu anda nasıl diyeyim, işte şu yüzden bitti falan diyemeyiz. bir sürü etken var. Şu an yeni bir şeyle görüştüğüm zaman da ben aslında yine o karaktere bakacağımı düşünüyorum. Yani hani hikayeye ve karaktere. Çünkü beni çeken şey ve oynamak istediğim neyse o. Yani Elif'te dediğim gibi ben gerçekten hikayeyi, ilk bölümü çok beğenmiştim. Elif karakterini çok beğenmiştim. Hani yine öyle bir şey olursa girmek isterim. Mesela böyle daha neşeli bir şey düşünmüyor musun? Yani kendi sınırlarını zorlayabileceğim bir şey. Yoksa yakın arkadaşını gönderim gazlasın mı gibi? Ya olabilir tabii ki ama bu biraz da yani ne geldiğine göre değişiyor. Hani atıyorum işte 3 tane şey geliyor ve onların arasından seçim yapıyorsun ya da yapmayıp bekliyorsun. Hani sonuçta neşeli bir şey gelmiyorsa da neşeli bir şey bekleyeyim demek ne kadar doğru şu an benim durumumda olan bir oyuncu için bilmiyorum. Peki şeyi de çok dürüstlükle de soracağım. Artık başrolde olduğun için bundan sonraki genel hikayelerde mesela biraz daha yan rol gelse bilmem ne, o yani hiç ego yapmayıp girer misin gerçekten? Yok, girerim zaten şey. Elif'te de hani başrol diye girmedim, dediğim gibi çok beğendiğim için girdim. Ve aslında Elif üçüncü başroldü. Yani Tolga Han vardı, Esra vardı ve Elif aslında üçüncüydü, yani ikinci kadındı. Ama bunların hiçbirini düşünmedik açıkçası. Yani öyle bir şey olduğunda da dediğim gibi yine ben hikayeye ve o karaktere bakarım yani. Tabii ki ne olduğu hiç önemli değil. Peki kimle oynamak istersin? Tolga Han'la oynadın. Mesela en son Tolga Han'la oynadın ama yani şöyle bir partnerle yürüsek daha güzel olur, daha iyi işler çıkartabiliriz dediğin insanlar var mı, oyuncular? Yani var, çok çok iyi oyuncular var. Yakın merceği var. Aldın daha doğrusu. Yani yakın merceği aldım yok açıkçası. Ama çok beğendiğim oyuncular var, hem kadın hem erkek. Yani illa partner olarak düşünmeyip hani tabii ki Halit Ergenç'le oynamak isterim mesela. Yani. Ya onu ben de isterim canım. Tabii ki yani. Hani beğeniyorum yani Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, yani çok iyi oyuncular var Türkiye'de. İlla partner olarak değil de aynı dizide bulunmak anlamında da. Elbette. Tabii elbette. Ki. Yani o ekibin içinde olmak da bence insanı tabii ekibin içinde olmak önemli bence. Hani karşılıklı değil de hani aynı sahnede, aynı ekibin içinde dediğiniz gibi bir süreç o sonuçta. Peki yani proje bittikten sonra travmatik süreç ya da bekleme süreci ne kadar olmalı ya da ne kadar olacak senin için? Yine ne olduğuna bağlı. Yani yine hikayeye ve karaktere bağlı. Hani gerçekten iyi beğendiğim bir şey gelirse beklemem. Beklemeye gerek duymam açıkçası. Çünkü zaten hedeflediğimiz şey bu. İstediğimizi yapmak, istediğimizi oynamak diye bakıyorum ben. Ama hiç içime sinmeyen bir şey olursa tabii ki de beklerim. Tabii ki de girmek istemem, bulunmak istemem. Çünkü hani benim kendimden bir şey vermem gerekiyor oraya. Ve hani benim içime sinmiyorsa ne kadar verebilirim? Bu beni de kötüye götürür diye doğru düşünüyorum. Doğru diyorsun. Peki son sorum şu. Adını sen koya bakıyor musun? Bakıyorum arada bir. Nasıl buluyorsun? İyi buluyorum. Yeni oyuncular var. Yeni bir sürü oyuncu var. Hepsine başarılar diliyorum. Güzel, arada baktım. Fragmanlarına bakıyorum. Güzel gidiyor. İyi, çok tatlısın. Evet, bakalım Azal Subaşı bize ne manşetler çıkartmış. Evet, çok sevgili Azal Subaşı'nı bu akşam konukladı. Konukladık ne demek ya? Ağırladık efendim, böyle ağzım dilim kurudu yani. İşte görünce ne yapalım, üçüncü ya işte. Şanslı olduğuma çok inanırım, umutluyumdur. Hem çabaladığım için hem de şanslı olduğumu düşünüyorum. Kimsenin derecesini önemsediğini düşünmüyorum. Sonuçta üç de başarı, dört de başarı dedi ve devam etti. Selin o işi bende gördü, Selin Jüri. Kamp günleri çok keyifli geçiyordu. 23 kızla başladık. Oyunculuk çok uzak olduğum bir şey değildi. Hep kamera arkasında olacağımı düşünmüştüm. Dalga geçiyorum arkadaşlarla, içimde bir reji var diye, reji, yönetmen, senaryo, 50. bölümde çıkmış değilim, 365 olmuştu, başka bir şey oynamak istedim, hikayeye ve karaktere bakacağım bundan sonra, hadi güle güle.
Çok teşekkür ediyorum Azal geldiğin için. Dilerim bundan sonraki hikayeler tam da senin istediğin hikayeler olur. İnşallah. Sevgili Azal Subaşı'na çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi şenlendirdi. Çıkalım.